Hakikaten kaçınmadı. Fakat hani usta bir sinemacı abim Şükrü Avşar'dan öğrendiğim bir şey ve Necati Akpınar'dan öğrendiğim bir şeydi o. Perdede gördüğümüz şey filme değer katıyorsa, kazandırıyorsa, katma değer kazandırıyorsa oraya para harca derdi. İşte o yüzden ben yağmura verdiğimiz parayla biz Nixar'ın yarısını alabiliyordum. Ceviz bahçesi bile açardı yani. Yani evet hani o işte hem makyajda o make-up kısımlarında. Ben de tam mekanlarda... make-up kasa sahnesi falan o evet. inanılmaz derece. Dün seninle konuştuk o camın orijinali yapalım mı yapmayalım mı bile düşünmüşsünüz. O şifre bölümü falan inanılmaz derecede orijinale neredeyse aynıydı yani süperdi hiç anlamadım. Ne kadar gerçek olursa kurduğumuz dünya gerçeğin sınırlarında olduğu gezdiğimiz için absürde yakın bir gerçeklik olduğu için seyirciye çok daha iyi etkileşim halinde oluyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran şey de o. Harika. Filmdeki karakterini anlatır mısın biraz peki bize? İzleyicilerimiz merak ediyor. Tek motivasyonun para. Efendim, küçük yaşta babası tarafından terk edilmiş Niyazi. Genius da bir karaktermiş galiba, tıp. Tıp fakültesini evet kazanıyor. 2 sene falan gidiyor. Daha sonra fakülteyi bırakıyor. Çapkınlığa yatay geçiş yapıyor efendim. Ondan sonra babasıyla ilgili halledemediği bir mesele var. Hem küçük yaşta kız kardeşinle ve annesinin iki kadınla beraber kalmanın, onları yönetmenin, babalık yapmanın vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı bu bir taraftan rahatsızlıkken de kadınlarla ilişkisi çok iyi olduğu için de bu yolu çok çapkınlıkla efendim. Cerrahi becerilerini başka türlü kullanıyor. Ondan sonra sonra öğreniyoruz ki biz miras olacak, baba ölecek. Ölüm döşeğindeyken işte kız kardeş Tülin'le beraber yanlarına gittiklerinde öğreniyorlar ki bir tane daha kardeşleri varmış. Kıbrıslı Selim. Evet, Kıbrıslı Selim Atan öyle bir karakter ki yani çok seveceksiniz bence. Ben evet, severken evet. çok oynadım diyecek. Çok oynarken yani oynarken çok sevdim. Ona tatlılık katmaya çalıştım. Biraz da Murat Cemcir'in önüne geçmeye çalıştım efendim. Niyazi karakterinin. İnşallah başarılı olabilmişimdir. Yani ben tabii bir aralar geçtiğini düşündüm. Sonra ne yaptın? Sonra açıyı kapattım. Yani böyle bir yarış vardı, bir rekabet vardı. Çünkü hakikaten Ahmet'in oynamış olduğu karakterler içerisinde Tüpçü Fikret kadar başarılı. Yani kafa kafaya. Mesela dün akşam annemle konuşuyorduk işte. Ayda Şaşkınız mı daha komik, bu mu diyorum, bu diyor. Çalgı Sengi ikimiz mi daha komik diyorum, bu mu diyorum, bu diyor. Düğünlenler Dernek mi daha komik, bu mu diyorum. Bak biraz önce söyledi. Aynısını söyledi. Yani dedi, şimdi dedi başka filmler ama dedi. Tamam başka filmler hani dedim, ikisini de biz yaptık ama dedim hani. Hangisi daha komik onu söyleyemem diyor. O da çok komik, bu da çok komik. Evet. Düğün Dernek'le ikisinin arasında kaldım ben de. Diğerlerini geçtim, Düğün Dernek'le ikisinin arasında. İşte bu çok güzel. Ben bunu şeye bağlıyorum. Düğün Derneği biz yaptığımız zaman bazı şakalar oradaki çok o an ilk defa yapılan şakalardı. Mesela Twilight şakası falan ilk defa yapılmıştı. Twilight şakasına o hani böyle işte gelinlerin peşinden gidiyorlar da Estonyalılar, Letonyalılar uçuyor ya böyle havada. İşte o uçmayı başka türlü yaptık mesela. Ya filmde bir tane karakter var, anne. Balkonda o fragmanda falan gördü ya, 1 milyar doları gördüğü anda donuyor. O parayı bekliyor, tahayyül ediyor. Sonra kalkıyor ayağa, koşarak sigarayı aşağı atıp koşuyor. Koşarak aşağı iniyor. Ondan sonra aşağı indiğinde elinde sigara var. O sahne muhteşem. Keşke söylemeseydin. Ama ben ayrısını biraz... vermedim yani. Yok, hiç ayrı o sahne. Sen gelmeden diğer sahneleri bir konuştuk. Hiç anlattık mı? Yani bir teaser gibi oldu. Finalini söylediniz mi? Finalini söylemedim daha. Tamam. Hayır, bir duygusal bir sahnen varmış ama. Finalini söylemedim daha diyor. Tabii işin aktörlük kısmı yine Cemcir'e kaldı. Çok güzel aktör olduğu için dram kısmı evet. biraz da Cemcir'e kaldı evet. Efendim biz böyle köy çocuğu olduğumuz için hani tır, aktör. Cemcir'in içinde evet. bir Hefner varmış ya. Var var. İçimde çok fazla Hefner var. İşte Hefner'ı işte şey ihtiyara verdim ya. Yani düşünsene mesela gençken yapamadığı her şeyi ihtiyarken yapıyor. Hırsından baba da öyle bir şey yapıyor. Yani o fragmanda falan gördüğü zaman seyirciler hep şey dediler. Ya işte amiyane tabirle böyle çok fazla şu aralar gittiğimiz filmlere benziyor. Hani bir sürü kadın niye işte metalaştırıyorsun, niye kullanıyorsunuz falan filan. Ondan sonra sen filmi dün gördün. Galada gören seyircilerimiz de var, gazeteci arkadaşlarımız da var. O fragmanda gördüğünüz şey sadece bir tane sahne. Hiçbirisinin evet. bir tane lafı bile yok. 3 dakikaya baktım şimdi, o kadar değişik bir 3 dakika yapmışsınız ki. Filmin
birçok şeyi yok. Genelde herkes bazı filmlerde fragmanda zaten anlıyorsun filmi. Yani bunda tabii bence çok anlaşılmıyor. Çünkü en iyi sahneleri genelde fragmana evet koyuyorlar. İzledikten sonra da zaten fragman yok kadar diyorsun. Sizinki öyle değilmiş. Biz en zayıflarını diyor ki koyuyoruz. Daha fazlası tabii, tabii var. Aynen. Biz en zayıflarını koyuyoruz. O da güzel aynen bir matematik olmuş. İnsanların sevdiği, seyircimizin takdir ettiği fragman en zayıf sahnelerimizden oluşan. Yani %30'u falan fragman. Sen peki 20 kilo mu verdin? Nasıl evet verdin? Önce başta bir yemedim Funda. Sonra yemeyince olmadığını fark ettim. Çünkü hani sürekli düşüp düşüp bayılıyor. Gözlerim falan kararıyor. Sonra böyle ufak ufak böyle proteinler falan. Sonra spora başladım. Hep böyle insanlar hep böyle işte boks yapıyorlar falan filan. Yani kickbox, boks. Ondan sonra onun böyle bir... önce bir zorlandım tabii onu yaparken. Sonra bir challenge yaptık hocamla beraber. İşte 3 kilo, 3 antrenmanda ben sana dedi 3 kilo verdireceğim dedi. Ben önce sallamadım, inanmadım. 3 antrenmanda 3 kilo verdim. Buna ben de gidebilir miyim? Doktor kontrolünde tabii. Doktor kontrolünde. Ama mesela hakikaten olağanüstü bir antrenman. Yani 1,5 saatte 3000 kilo kalori falan yakıyorsun. Ay, müthiş. Sen çok böyle sabırlı bir adamsın herhalde. Şimdi onu okuyorum. 7 saat sürmüş makyaj. 7 tabii saat nasıl bir şey ya? Tabii. Sen patlar. Peki neden yeni bir, yani başka bir oyuncu oynamadı da sen oynadın? İkisini de sen oynamak istedin. Biz bazı daha mı ekonomikti? Ya şöyle, bazı oyuncu abilerimizin, ustalarımızın oynamasını istedik. Öyle bir paralar istediler ki bizden. O dedi bunu ben oynayayım. Gerek yok dedim ya, o kadar bir şey yapmamıza. O tabii işin latifesi. Ama makyajla Selçuk zaten. Selçuk ilk bana sen oyna deyince ben böyle hani ya şaka yapıyor falan zannettim. Olur mu olmaz dedim. Hani Selçuk dedim 90 yaşında adam, 85 yaşında adam nasıl olur falan filan. Ya işte diyor sen diyor yapıyorsun öyle diyor. Allah tacında yaptığın işte diyor 50 yaşında dedim. Ya dedim o dedim öğretmen de 50 yaşındaydı. Dedim 85 yaşında adam nasıl olacak? Make-up'ına güvenemedim ben işin. Yani Türkiye'de bu koşullar sağlanılabiliyor mu ya? Sonra gördük ki sağlanılabiliyormuş. Hep beraber işte. Çok yani Ahmet de vardı. Evet. O karakterleri beraber oluşturduk. Evet. Yani Selçuk'un aklındaki karakter olmadı. Saçı çünkü olmadı. Ben beyaz tenli olduğum için o çok genç kaldı falan filan. Ortada bulduk ya. Sanatçılarla beraber bulduk onu. Uygulamaları biraz zor. Evet. Ya çok zor hakikaten yani. Ama hani şeyi anladım ben. Yani insanlar Oscar nasıl alıyorlar? Niye alıyorlar anladım mesela. Bu makyajı ben 4 defa oynadım o makyajla. 7 saat mi sürdü hepsi? Bir tanesi. Evet, oturuyoruz 7 saat sürüyor işte. Temizlenmesi. İlki aslında 7 saat. Evet, yani provalardan sonrakiler sete çıktığımız zaman 5 saat sürüyordu. Yine çok fazla. Of. Evet, ya 5 saat kımıldamadan oturuyorsunuz böyle işte. Ama güzel yani. Yani ama müthiş. Duygusal olarak müthiş yani. Şaşırtmak için bir güzel. Bir de şimdi belki telaffuz etmek istemeyebilirsiniz ama Ahmet rakamı da söyledi. İnanamadım ya. Bak ama şeyde söyledim. Canlı yayında söylemedim değil mi? İşte yok söylemedin. Evet. O yüzden ben hangi de gör haberi de çıktı gerçi onun. Çıktı mı? Peki para konularıyla Murat ilgileniyor hemen. 130 bin lira verilmiş makyaj öyle mi? 150 bin eksik söylemiş. Genel. Genel. O 20 bin Ahmet'in ayarlamasından kaynaklanıyor. Ahmet 20 bin burnu. 20 bin Ahmet'in burnu. Saçı? Saçım çok şanslıyım. Saçım da ilk denediğimiz protez oldu. Ya çok güzel. Ahmet'te sadece saç da yok arkadaşlar. Saçı var. Burnu yapılı. Dişi. Diş yaptırdık. Popo yaptırdık bir tane. Kalça yaptırdık protez. Dövmelerim. Kalça protez. Her gün Ahmet'in de Ahmet'in de böyle bir setup'ı vardı mesela. Normalde bir de o setup sende olur. Evet. Tam tersi oldu işte bu defa. Evet. Yani hani, o yüzden bu böyle bizim hepimizin kendimizi böyle değiştirdiği, dönüştürdüğü, zorladığı bir film oldu. Ben çok ciddi karşılığını alacağını, bulacağını düşünüyorum. Yani aslında deneme oldu bu bizim için. Özellikle Murat için makyaj nasıl olur? Kendimizi, yani aynaya baktığım zaman ben mesela değişik bir adam görmek istiyordum. Bunu en yakın yoldan bir tane böyle burun köp. Çünkü burası değiştiği zaman insanın gerçekten hani gözü hariç, bakışla her şeyi değişiyor. Öyle bir şey yapmak istedik. Telefonlar mesela tanıyor ya senin yüzünü. Bayağı bizimkileri tanımadılar. Makyajları yapıp böyle hop. Yani. Tanıdı mı tanımadı tamam. O yüzü de tanıtmak zorunda kaldılar. Face ID'yi makyaj. 200 oluyor. Sen o dişlere niye çıkardın? Bir servet o dişler ya. Ya. O dişler de öyle hakikaten. O dişler konuşmamı nasıl değiştirmek istedim biraz. Rahatlatsın beni diye. Onu da ön plana çıkarmak için dişleri biraz ön plana çıkar. İşte tıslasın biraz diye. Gerçekten o dişler de bir... Hayır ondan bahsetmiyorum. Son sahnedeki dişler.
O şimdi spoiler mı oldu yine? Son sahnede şey var, dişleri biraz sararıyor. Sararttım dişleri diyelim. Senin aksiyon sahnen var mıydı? Ben aksiyon sahnesi... Ben daha böyle kadınlar, yaşlılık... Kadınlar daha zengin gençlik. Kadınlar mı peki? Yani yaş, zenginlik, fakirlik, yani kadın olması yeterli. İşte daha böyle yaşlılık, makyaj, make-up, kendimi zorlayacak şeyler böyle hani... Filmde bedenimi öyle. Hareket halindeyken zorlayacak şeyler benlik bir şeyler değil onunla. O mesela Ahmet'in şeyleri. Yani ben daha böyle hayvanlarla, mesela düğünler etti mesela deveri sahneleri bana yazıyordu işte. Kurban kesilecek mesela ben deviriyorum danayı. Hani ben düğün dernekte deveye hiç dokunmamışsındır mesela. Tabii tabii dokunmamışsın. Mesela öyle bir oynadım ki millet dokundum zannediyor hani. Sinema hilesi. O da senin ustalığın. Sen yok ya zaten onu söyledim Ahmet'e. Mutlaka Selçuk her filmde Ahmet'i bir arabanın üstüne bindiriyor yani evet. Çıkartıyor. Bir şey var sürekli bir araba sahnesi. Özel istiyor sanki onu. Bir arabayla bir temasım oluyor illa. Evet. Yani.